Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bir vlog ile karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız üzere bugün sanayiye gidip sanayiden alışveriş edeceğiz. Bu videomuzda özellikle sanayiden nasıl alışveriş edilir, sanayide hangi esnaf tercih edilir konularına değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Mecbur kaldığınız zaman sanayiye gidip alışveriş ettiğinizde büyük bir ihtimalle, şimdi kimseyi kötülemek istemiyorum ama yaptırdığınız işe hak ettiğinden çok daha fazla para kaptırıyorsunuz. Dolayısıyla sanayide hangi esnafa gitmeniz gerektiğini, hangi esnaftan alışveriş etmeniz gerektiğini, hangi tornacıya gitmeniz gerektiği gibi konulara değineceğiz. Genellikle ben İzmir için konuşuyorum. Birinci sanayide, ikinci sanayide ve üçüncü sanayide genellikle tanıdıklarınızın olması işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Çünkü bilmeden gittiğinizde 100 liraya yaptırabileceğiniz bir işi adamını bilerek gittiğinizde 50 liraya 40 liraya yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tip alışverişler yapacaksanız sanayide küçük bir çevre edinmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Abant, İzzet Baysal Üniversitesi'nden iki tane genç arkadaşımız benim burada daha önce birlikte yapmış olduğumuz torna tezgahı projesini görüp onlar da yapmak istemişler. Yaptıktan sonra bu torna tezgahı projesini okullarına ödev olarak verecekler. Bunu bana dile getirdiler bu konuyu. Abi bize teknik planlar lazım, bize malzeme lazım. Bu konuda bize yardımcı olabilir misin diye. Bugün onlar adına gidip birinci sanayi sitesinden gerekli alüminyum parçaları alacağız. Alırken de vlog çekeceğiz burada. Bu arkadaşlarımızın ismi Yasin ve Halit. Aynı zamanda benden şey de istediler. Tornanın teknik planlarını da istediler. Bugün gidip onların ozalit çıktısını alacağız. Birebir ölçüde teknik çizimlerin çıktısını alacağız. Onları da göndereceğim onlara. Onlar da kendi torna tezgahlarını toplayıp kendi başarılarına imza atacaklar. Aynı zamanda Akşehir'den Rafet Bey de teknik planlardan istedi. O da kendine bu torna tezgahından yapmak istiyormuş. Onun malzeme ihtiyacı yoktu. Malzemelerini kendi karşılayacak. Benden sadece teknik planları istedi. Arkadaşlar, sizin de bir kendin yap torna tezgah projeniz varsa ben teknik planları çok küçük bir ücret karşılığında isteyen herkese çizili olarak gönderiyorum. Bunu neden küçük bir ücret karşılığında yapıyorum? Çünkü ben bu torna tezgah için çok fazla emek harcadım. Saatlerle çalıştım. Dolayısıyla Velospiplet kanalının da yaşamaya devam etmesi için ufak bir gelire ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla teknik planları ücretlendirmek en doğru tercih olacaktı. İşte bugün gideceğiz sanayiye. Sanayide alışverişimizi yapacağız. Gerçi bugün bakmadım, hava çok kötü gözüküyor. Yani İzmir'de çok kötü hava. Çok fazla yağmur var, çok fazla çamur var ve fırtına var. Yani bugün sanayiye gidilir mi gidilmez mi bilmiyorum. Dilerseniz gidip bir bakalım balkondan hava nasıl. Ben de hiç bakmadım da. Böylece benim evimin de bir kısmını görmüş olursunuz. Ah, evet, korkunç bir fırtına var. Gökyüzü birazcık açılmış ama büyük bir ihtimalle yağmur yağacak. Çok fazla rüzgar var. Acaba gitmemek mi gerekiyor bugün? O kadar da hazırlandım yola çıkmak için. Neyse, bir gidelim bakalım. Eğer rüzgar artarsa, yağmur başlarsa yarı yoldan geri döneriz. Hadi bakalım, dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi çıktım evden. Fotokopiciye çıkıp gidiyorum. Teknik planların fotokopisini çektireceğim. Ardından birinci sanayiye doğru yola çıkıp malzeme alışverişi yapacağız. Önce bir fotokopiciye gidelim. Arkadaşlar, şimdi birinci sanayi sitesine geldik. Yavaş yavaş malzeme toplamaya başlayacağız. Burada arkamda görmüş olduğunuz mağazaya gidip oradan ihtiyacımız olan alüminyumları temin edeceğiz. Ardından tornacıya gidip flanş yaptıracağız. Oradan cıvatacıya, somunca, nalbura gidip ihtiyacımız olan nalburları ve ihtiyacımız olan somun, cıvata ve jon alacağız. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş alüminyumcuya doğru gidelim. Bakalım alüminyum malzemecisi nasıl oluyormuş, siz de görün.
Şimdi civataları almaya geldi sıra. Civataları, jonları ve diğer sarf malzemelerini alacağız. Onun için bugün sanayide Batı Civata'ya geldim. Listemizi vereceğiz. Onlar listeyi hazırlarken biz de bir çay içmeye gideriz. Gelin içeri isterseniz. Tamam, 20 liralıktan bir tane alayım ben. 5 liralık varsa. Böyle yapalım. Kaç lira? Biraz da dünya oldu değil mi? 3 tane herhalde değil mi? 4 tane yapalım. Bunlar civataları ve bunları birbirine bağlarken kilit vazifesi görüyor. Normalde Loctite markası bilinir. Bu Y-Best. Nasıl? İyi midir bunlar? Tabii. Bunlar değilmiş. Sum'un civata gibi saf malzemelerini temin ettik. Şimdi tezgahın kontrol panosu için ihtiyaç olan elektrik elemanlarını almaya gideceğiz. İşte ikiz ışıkları, anahtarlar, işte makaron vesaire gibi. Yine sanayi sitesinin içerisindeyim. Elektrik ve elektronik malzemeler satan bir mağazaya doğru yol alıyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeleri topladık getirdik. İşte bütün ekipmanlar burada, teknik çizimler burada hepsi. Elektrik panosu, teknik çizimleri, tezgahın inşa teknik çizimleri hepsini hazırladım ben. Fotokopilerini çektirdim. Yasin ve Halit'e şimdiden başarılar diliyorum. Umarım sorunsuzca bu storna tezgahını yapıp ödevlerini teslim edebilirler. Ben bütün malzemeleri toplamak benim için çok kolay oldu. Bu ikinci toplayışım oldu çünkü bir torna tezgahı için. Dolayısıyla çalışırken teknik çizimleri yapmış olmamın büyük faydasını gördüm. Tek seferde gittim, ölçüleri verdim. Bu ölçülerde bu malzemeleri istiyorum dedim. Ve hepsini topladım, geldim. Büyük bir ihtimalle torna tezgahını ben topluyor olsaydım, ben yapıyor olsaydım tekrar. Geçen sefer yaptığım sürenin 3'te 1'i zamanında bu torna tezgahını bitirebilirdim. Gördüğünüz gibi aynaları burada, kasnaklar burada. Benden daha küçük bir motor kullanmayı tercih etti Yasin'le Halit. Aynı zamanda işte alüminyum bloklar, volantlar, işte indüksiyon miller, kullanacakları flanş çok daha güzel. Aşağı yukarı benimkiyle aynı boyda bir flanş yaptırdık onlara. İşte civataları, elektrik ekipmanları, kayışlar, yataklı rulmanlar, işte kalemlik. Onlara sürpriz olacak. Kendileri bugün öğrenecekler. Onlar kalemlik yapabilmeleri için daha sert olan krom bir malzeme tercih ettim. Krom bir malzemeden kendilerine kalemlik yapacaklar. Bakır borular, makaronlar, işte bağlantı civataları, indüksiyon miller vesaire gibi. Dediğim gibi hepsine şimdiden kolay gelsin. Siz de
bu teknik planlardan veya bu ekipmanlardan edinmek isterseniz videonun altında gördüğünüz mail adresinden bana ulaşabilirsiniz veya videonun açıklama kısmında cep telefonumu yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Detayları yüz yüze konuşuruz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.